dikkat etmişsinizdir anacığım. Tüm gazete ve dergiler yeni vergilerle dolu. Depremin artçıları bile bizi bu kadar sarsmadı vallahi. Tamam, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Ama bizim vergilerimiz devletin kazancı oluyorsa bu pek kutsal bir şey değildir anacığım. Devlet vergi kaçıranları bırakıp vergilerden keçileri kaçıranları tuttu. Ah anacığım, bilsem ki bu paralar yerine ulaşacak, vallahi gam yemem. Yani akıllarına ne geldiyse her şeye vergi koydular. Ben de devletçi bir nebalet olarak devlete yeni vergi önerilerinde bulunacağım anacığım. Mesela vatandaşlardan gözünün üstünde kaşın var vergisi toplanabilir. Sabahları her uyanan vatandaştan günaydın vergisi. Akşamüstü içilen çaylardan paşa çayı vergisi. Geceleri tatlı rüyalar vergisi alınabilir. Gerçi bu vergiler sayesinde rüyalarımızın pek tatlı olacağını da sanmıyorum anacığım. Ya da şöyle bir şey yapsınlar. Mecliste edilen her küfürden, yapılan her yolsuzluktan, atılan her yumruktan 10 milyon ceza alsalar, elde edilen gelirle 5 yıllık kalkınma planı bütçesi bile hazırlayabilirler anacığım. Neyse, ben daha fazla konuşmayayım. Benden de cümle kurma vergisi alabilirler. Hadi siz programı seyredin. Şehnaz! Şehnaz! Lan Şehnaz! Ha, kulağı da duymaz karımın. Çabuk sofrayı kur! Yemeğimi yiyeceğim, arkadaşlar bekliyor, kahveye gideceğim. Bu da ne lan? Ana! Ne oldun Cumanim? Ben o iskemleyi yapıştıracaktım. Ulan sana şimdi elimin tersinden bir tane yapıştıracağım. Göreceksin ananın iskemlesini. Tut elimi de kalkayım. Kalk. Çek, 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 çek. Kalk. Tamam hadi, bırak elimi de git işime gideyim. Lan, lan. Bırakamıyorum. Lan bıraksana lan. Bırakamıyorum. Niye bırakamıyorsun lan? Ana, bu jabon yapıştırıcı herhalde elime geldi Cumalim. Ulan ne kafasız karısın, bırak diyorum, gideceğim lan, bırak. Kolunu koparacaksın ya. Ulan kafan koptun inşallah lan. Kahvede arkadaşlarla pişpirik oynayacağız rakısına, ne olacak şimdi? Ne bileyim ben. Lan bırak da gideyim diyorum. Allah. Ulan ne gibi? Ya Cumalim dur. Kızma Cumalim, ben şimdi sana onu açacağım. Kızma. Gel aç, hadi nasıl gel, açıyorsan gel, aç yeter ki aç. Ah, yaktın lan beni, yaktın lan karayeni. Ulan bu Japonlar da ne biçim iş yaparlar ulan, ne biçim tutkal lan, bu açılmıyor, Allah cezanı kızma versin anam, be. Kızma anam, kızma, kızma. Ver şimdi bunu bıçaktan hadi. Ah, kesilir vallahi kesilir, yapma Cumalim. O zaman bir telefon etmem lazım, yürü. Bir dakika dur, çekiştirme lan. Ulan! Lan başlayacağım, çalacağım ayağımın altına. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Kaldır şu telefonu. Dur numarayı çevireyim. Acayip yanıyor elim, vallahi billahi acayip yanıyor. Kızma Cumalim. Ah, alo, Haydar abi. Ha, beni bekliyorsunuz biliyorum abi ama ben gelemeyeceğim. Abi küfretme ya, kurban olayım ya. Bak izah edeyim abi. Yenge mi bırakmıyor? Ağzını topla lan. Abi, yani evet yenge bırakmıyor ama sandığın gibi değil. Ben anlamam abi. Burada 3 kişi seni bekliyor. Geceyi piç etme. Kapatma. Kapat. Lan karı. Ulan karı. Ulan karı. Ulan yani ne yapayım? Öldüreyim mi lan seni? Gitmezsem oyarlar beni. Birlikte gidek Cumalim. Yani el mecbur. Kahve koymuş fincana. Fincana değil bardağı. Konuşma lan. Konuşma. Sen. Lan konuşanı öteki tarafa gönderirim ona göre. Arkadaşlar Cumali'yi kaybettik galiba. Allah delikanlı adamdı ya. Kesme lan tantanayı. Dağıtın kağıtları. Şu karıya da bir sandalye ver. Otur lan şuraya. Osman abi bize 5 çay. Ha bir de mum getir. Romantik pişti oynayacağız. ne iş? Ya hiç sorma, bir kazadır oldu, yapıştık karıyla ben. Bırak sen, bırak. Hem de Japon yapıyor. Pişti mi oynayanız? Bu vale bütün kağıtları alıyor değil mi Himmet abi? He yenge, vale harbi delikanlıdır. Yani elini veren kolunu alamaz.
ne var şimdi bunda gülecek ki yani? Ne var? Tamam yok, oynayalım yok, ya. Tamam. Ne var gülecek tabii ya? Yok canım. Tamam atıyorum ben. Atma hadi onu Cumali. Pişti olur. Otur oturduğun yerde konuşma adamın kafasını batırma ya. Hadi. Pişti. Niye attın o kağıdı ya? Yengeyi dinleseydin ya. Oğlum ilk elin günahı olmaz. Girmez olaydım mutfa. Baldız niye öptün beni? Pişti. Kaybettirdin partiyi bize be. Hiç takip etmiyor ki kağıtları abi ya. Konuşma çarpacağım şimdi. Tövbe estağfurullah ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam yarın götürürüm sizi nereye yetiyorsanız. Öderim borcunu. Yok öyle yan çizmek yok. Bu gece götüreceksin arkadaş. Öde borcunu. Bu gece gideceğiz gazine. Himmet abim doğru söylüyor Cumali. Bu gece gideceğiz dedi. Vallahi ben de hanginiz delikanlı karıştırdım onu. Tamam kalkın hadi kalkın. Kalkın bitsin şu iş. Yoksa çıldıracağım. Akşamdan sarhoş mu yattın? Kafayı da duvara mı çarptın? Yoksa ben seni tanımadan önce yaşamazdım. Kızım ben seni tanımadan önce yaşamazdım. Biraz daha rakı koyar mısın Himmet abi? Emrin olur yengem. Su? Yok ben su almam, sek içerim. Afiyet olsun. Yo Himmet bak ne diyeceğim. Ya insan el ele verdi mi üstesinden gelemeyeceği iş yok mu? Doğru diyorum valla. Şunu biliyorsunuz mu? Ne o? Kadının biri doktora gitmiş. Demiş ki doktor bey kocam kendini televizyon sanıyor demiş. Doktor da kocan niye gelmedi demiş. O da dün geceki yayından sonra Rütük kocamı kapattı demiş. Patrat kalınsın be. Ne de güzel hoş anlatıyor yenge. Seni veren Allah'a kurban olayım, uğrunda öleyim. Kızım, bravo. Seni veren Allah'a kurban olayım, uğrunda öleyim. Bravo. Bak 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 bu kadar anladım. Şimdi Laz'ın biri bir gün deniz kenarına gitmiş, başlamış temelleri denize atma. Adamın biri gelmiş demiş ki ne yapıyorsun kardeş demiş. Temel atma töreni yapıyorsun. Sen neler biliyorsun ya? Ay siz bir de Ayten ablanın fıkralarını duysam öyle güzel anlatıyor ki. Öyle mi? Ne? Benim karı da mı fıkra anlatıyor? Bir dahaki sefere eşlerinizi de getirseniz hep beraber eğleniriz. Tabii ya getirelim de hep beraber eğlenelim. Ah Ayten abla bir eğlendim bir eğlendim kız. Sorma. Bana bak, haftayı da sen elini yapıştıracaksın Japon'la. Ay Allah senden razı olsun. Sayende ilk defa dışarı çıkacağım kocamla eğlenmeye. Düğün desem düğün değil, bayram desem ne fark eder? Anan bizi evden kovar, baldız niye öptün beni? Ülkenin nüfus planlamasından çok nüfus planlamasına ihtiyacı var anacığım. Artık kimlerin hatırlı kişi olduğunu hatırlayamıyoruz vallahi. Gireyim. Geç şöyle hanım. Aminim bir bakar mısınız? Baktım ne vardı? Bu hanım çarşıda şu esnafla kavga etmiş, adamın vitrin camını kırmış. Doğru amirim. Vitrini mi kırdı bu karı? Sus lan! Eğer biraz daha konuşursan vitrin camını kırmakla kalmayıp kafanı da kırarım. Hanım, dayı mısın, hala mısın? Niye böyle yapıyorsun? Bakın, bakın görüyor musunuz amirim? Kadın haliyle hala dayılanıyor. Şikayetçiyim. Ne yapayım amirim? O da o kadar pahalı satmasın mallarını. Resmen kazıkçı, düzenbaz. Bakın, hala kimse söylüyor. Şikayetçiyim, davacıyım ben. Sus lan! Hadi. İyi o zaman. Alın bu kadını, götürün ifadesini alın, zaptını tutun, gerekeni yapın. Baş üstüne. Yürü hanım. Yalnız zabıt tutmadan önce söyleyeyim. Ben Salih Taşoğlu'nun karısıyım. Kimin dediniz? Salih Taşoğlu. Yeah. Amirim, bu kadın Salih Taşoğlu'nun karısıymış. Kimmiş olan bu Salih Taşoğlu? Vallahi bilmiyorum ama isim bana hiç yabancı gelmedi. Git öğren bakayım. Baş üstüne. Hanımefendi, bu Salih Taşoğlu kimdi acaba? Koca. Yani siz Salih Taşoğlu'nun eşisiniz. Aynen öyle. Öz be öz. 20 yıllık karısıyım. Evet, ismin?
Hayriye Taşoğlu. Dur bir dakika, dur. Acele etmeyin. Başkanım senin ne yapacağız şimdi? Ya ne bileyim ben, isim de hakikaten tanıdık bir isim. Yani bu kadar kasıla kasıla söylediğine göre mutlaka güvendiği bir şey var. Sen şunu biraz oyala da ben emniyet müdürlüğüne telefon edeyim, öğreneyim. Kim bu Salih Taşoğlu? Çok iyi olur komiserim yani. Durup dururken şimdi ta Tatvan'a sürülmek istemem. Ey Allah'ım yarabbim. Geç hadi be. Hanımefendi, çay, kahve bir şey alır mısınız? Evet sayın emniyet müdürüm, aynen anlattığım gibi. Ne yapacağız şimdi bu kadını? Salih Taşoğlu demiştin değil mi? Allah Allah, ben de çıkaramadım kendisini. Vallahi isim bana çok tanıdık geliyor efendim. İsim bu kadar tanıdıksa muhakkak kendisi de tanıdık bir simadır. Ben bir de valilikten sordurayım. İçin hanımefendi bir kahvemizi. İçin hanımefendi, kola, dondurma. Lütfen. Hadi sizi kırmayayım, bir kahve alayım. Ha ne diyordum, geçen gün Salih'le konuşuyoruz. Şu polisler dedim, ah ne kadar çok yoruluyorlar dedim. Kendileri ne dedi? Haklısın hanım dedi, her gün görüyorum. Vatan için gözümün önünde didinip duruyorlar dedi. Eksik olmasınlar. Sizler gibi düşünen büyüklerimiz de olmasa. Benim zabıt ne olacak amirim? Dükkanı öylece bırakıp geldim ben. Başlatma lan zaptına maptına şimdi. Herife bak, hem suçlu hem güçlü. Hanımefendinin hatırı olmasa ben bilirim sana yapacağımı. Aa, ilişmeyin adama amirim, yazıktır. Çok haklısınız hanımefendi. Amirim, iç işlerinden arıyorlar. Sayın Taşoğlu ile ilgiliymiş. Bağla yavrum, bağla. Alo, buyurunuz efendim. Biz bu Salih Taşoğlu'nun kim olduğunu bulamadık. Bizde hiçbir kaydı yok. Desenize kendisi çok önemli bir zat o zaman. Kuvvetle muhtemel. İş bu sebepten karısına gereken ilgiyi gösterin. Hay hay efendim, emredersiniz. Amirim, Salih Taşoğlu aradı. Karım oradaymış, almaya geliyorum dedi. Salih Taşoğlu buraya mı geliyor? Buraya geliyor. Çabuk etrafı toparlayın. Çabuk etrafı toparlayın. Mahmut. Buyurun abi. Salih Taşoğlu buraya geliyormuş. Ciddi misin? Evet. Olamaz böyle bir şey amirim. Ya inşallah kadın bizi şikayet etmez. Yanarız vallahi. Ciddi mi söylüyorsunuz? Bir dakika amirim. Bir dakika amirim. Şey amirim. Yok. Vallahi sürüm sürenler bizi doğuyor amirim. Neyse. Bu şikayetçi olan esnafı ne yapalım amirim? Atın onu içeri, gerekeni yapın. Bir daha birisini şikayet etmeden önce 3 hafta düşünsün. Baş üstüne amirim. Hanımefendiye sor bakalım, başka bir emri var mı? Amirim, Salih Taşoğlu geldi. Salih Taşoğlu geldi. Buyurun beyefendi. Merhaba. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Eşiniz içeride. İçeride? Böyle buyurun. Sağ olun. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Salih'cim. Biz de memur beylerle sohbetliyorduk. İyi. Bana da karın çarşıda vukuat yarattı dediler. Koştum geldim yani. Amirim, bu bey çok sıradan biri gibi duruyor. Salak, hatırlarsan ünlü Yeşil Bey de eskici gibi dolaşırdı ama 100 ünlü Türk'ten biriydi. Efendim, çok özür dileriz. Arkadaşlar bir hata yapmışlar. Hanımefendiyi buraya kadar yormuşlar. Rica ederiz. Biz de size rahatsızlık verdik sayın komiserim. Sayın komiserim, ya bu kadar saygıya ne gerek var? Benim bildiğim hiçbir büyüğümüz küçüğüne bu kadar saygı göstermez. Asla. Hadi karıcığım, biz de gidelim artık ha. Gidelim hayatım. Affedersiniz Salih Bey, isminiz çok tanıdık. Ne işle meşgulsünüz acaba? Efendim, bendeniz sizin karakolun karşısındaki nalburiyenin sahibiyim. Oradan komşuyuz. Bir de tabelanın üstünde adım yazıyor. Gelip geçerken muhakkak görmüşsünüzdür. Ondan yabancı gelmemişimdir ya. Ha bildim. Demek sen bir şey değilsin ha. Atın bunu içeri. Başüstüne abim. At, bırak. Geç. Memur bey, siz bizi içeri atıyorsunuz ama Necdet Topaç dayım olur. Ya. Ha. Amirim. Şimdi de haberler. Bağlan. Bir
İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Başını kuma gömen yöneticilerimizin boş vermişliği sayesinde kuma geleneği yine hortladı. Arkadaşlar, bana öyle bir haber bulun ki bu hafta dergiye kapak yapalım. Sayın müdürüm, depremzedeleri yapsak. Hayır, bu olmaz. Her gün bütün gazetelerde bu haber var zaten. Daha cazip bir şeyler bulmalı. Milli takımın başarıları. Ya müdürüm, bir tane çok karılı adam var ya, gidip onunla röportaj yapsak. Aferin, bak bu olabilir. Kimmiş bu çok karılı adam? Hangi devirde yaşıyormuş? Hadi gidin öğrenin, hadi. Burası galiba, ben kapıyı çalıyorum. Dur bir dakika, makineyi ayarlayayım. Kapı açılır açılmaz bir kare alırım. Tamam, çalıyorum. Tamam. Bu ne ya, şişek çakıyor. Hem de gelmiş bizim kapımızı çalıp çakıyor. Yok yenge, şimşek çakmıyor, flaş patlıyor. İyi günler, biz gazeteciyiz, röportaj için gelmiştik. Çok karılı beyin evi burası mı? He, orası. Gel hele, gel. Buyur, buyur hele. Ayakkabılarımızı çıkarsaydık keşke. Yön canım, siz misafirsiniz. Buyur. Siz de onun karılarından biri misiniz? He, ilk göz ağrısıyım. Gelen kumalar sizin üstünüze mi geldi? Eksik olmasınlar, benim üstüme geldiler. Hiç kıskanmadınız mı peki? Yön canım, ne kıskanayım. Hepimiz insanız. Diğerleri nerede peki? Azıcık bekleyin gelirler. Ben size bir çay koyayım. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti. İsminiz neydi sizin? Pürmüz. Yedi kumalı Pürmüz. Ne yani, yedi kuma mısınız? Ben de 3-4 tane bir şey sanıyordum. Yok canım, anca keser. Her güne bir kuma. Hayret bir şey. Görüyor musun İlkelli? Yedi kumalar, kadının gıkı bile çıkmıyor. Böyle şey yontma taş devrinde bile yoktur. Herkes sen mi Suna? Bu ülkede buna karşı çıkacak kadın çok az. Pürmüz! Neredesin kız? Geldi adamımız. Pürmüz, neredesin ne yok? Merhaba, siz Hidayet Bey olmalısınız. He, benim. Siz? Ben Suna. Sizinle konuşmak için gelmişim. He, anladım. Sen de kuma olmak istiyorsun. Ne? Yalnız hiç kuma açığımız yok. Yerler dolu. Aa. Gerçi... Fena bir arvada da benzemiyorsun ama yer yok ya. Aa, siz yanlış anladınız. Hidayet, he. Bu karıyla herif gazetacı. Bizimle pörlatajöre gelmişler. He? Öyle değil diyor. Pörlatajör, jöpönü. Röportaj, röportaj. Biz sizinle röportaj yapmaya geldik. Şu çok karılı olma konusunda. Ha, o mesele. Ben de bu karı da kuma olmak istiyor sandım. Ne yani, kadınları siz almıyorsunuz, kendileri mi geliyorlar? He, o kadar da söylüyorum. Gelmeyin, evde yer yok diyorum ama bu karı pek ısrar ediyor. Kıramıyorum, alıyorum ben de. İstiyorum ya. Ulan ne kudret varmış adamda be. Bunun kudretle alakası yok. Çağ dışı, gelişmemiş, ezilmiş kadınların çaresizliğinin belirtisi bu. Yo canım, öyle deme benim Hidayetime. Ona 3 karı, 5 karı yetmez. Hatta ben 2 tane daha alalım diyorum da nerede yatıracağız diyor. He, öyle diyorum ama gene de belli olmaz. Çok zorlanırsam 2 karı daha alabilirim ya. He, alışı kuvvetlidir benim herifin. Vallahi nasıl rahatsız olmuyorsunuz anlamıyorum. Yo canım, rahatsız olacak ne var ki ne? Bizim beye anca yediyoruz. Hatta bazen 7'miz birden çalışıp didiniyoruz, yine de yetmiyoruz. Çüş. Ah, benim kumalar geldi. Biz geldik bey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dallar tamam. Demek sizler de diğer kumalarsınız. Evet. Mesela siz kaçıncı kumasınız? 3. Ben ilk 3'e girdim. Peki kıskanmıyor musunuz diğer kumaları? Yok, niye kıskanayım? Biz burada hepimiz aynı muameleyi görüyor. Nihayet hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyor. He ya, biz tam 7 kumayız, 14 kollu bir yuvayız. Biz tam 7 kumayız, 14 kollu bir yuvayız. Vallahi çok şaşırdım. Nasıl katlanıyorsunuz bu duruma? Nasıl göz yumuyorsunuz? Bizi buna hayat şartları mecbur etti bacım. Bu karıların hepsi dışarıda çalışır. Aha biri temizliğe gider, biri mendil satar, biri jeton satar. Ben de evde kalır temizlik yaparım. Yoksa öyle sandığın gibi der. Benim çalışıp kazandığım maaşından 2 kişilik bir aileyi bile geçindirmem imkansız. Bu kadar nüfus bir evi anca geçindirebiliyoruz. Hay Allah, ben de ne sanmıştım. Bozmayın, bir fotoğraf alacağım. Sonra bu fotoğrafı çerçeveletirip ibret tablosu diye duvara asacağım.
Ülkemizde sürpriz doğum günü partisi kutlamaları çeşitli sürprizlere gebe oluyor sayın seyirciler. Doğum günü kutlayanlar 9 doğuruyor. Ay kız, yıllardır Amerikan filmlerini görür özenirdim. Kocam 50 yaşına geldi, gün yüzü görmedi. Bir doğum günü partisi yapayım da içişenden. Bizim Amerikalılardan neyimiz eksik yenge? Gavur yapıyor, biz niye yapmayalım? Aa, işler ne zaman gelecek abla? Saat 6 oldu, neredeyse gelir. Çocuklar, gelin bir prova yapalım. Hadi. Geç. Şurayı saklanalım. Bana bak, sen git ışığı söndür. Şimdi ışığı söndürüyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Tam kapıdan içeriye girince ışığı açıyoruz. İyi ki doğdun Yusuf. İyi ki doğdun Yusuf. Sonra da hep beraber ne 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 ne. Kocamı bir öpüyorum, siz de beni alkışlıyorsunuz. Sokak kapısını açık bıraktım Leyla teyze. Ay çok iyi etmişsin, tam sürpriz olur. Ay durmuyor kız, alışmamışız ya. Şşt, ayak sesi var. Koy. Kapat ışığı, kapat. Geliyor, çok şaşıracak, geliyor. İyi ki doğdun Yusuf, iyi ki doğdun Yusuf. Na 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 na. Ah, 40 yıllık icra memuruyum, ilk defa böyle karşılanıyorum. Evet, bizim için güzel bir sürpriz oldu. Bizim için de sürpriz oldu. Siz kimsiniz? Biz icra memuruyuz. Şimdi tam zamanını buldunuz yani. Adamı doğduğuna pişman edeceksiniz ya. Sayın icracılar, icraatınız için Yusuf'u beklesek... ...hani geldiğinde evi bomboş görürse kötü sürpriz olur. Elbette, hatta biz de şarkıya katılabiliriz değil mi Haydar? İyi olur, birer şarkı verin onlara da. Gelin şöyle hep beraber duruyoruz. Işıl söndürsene. Geliyor. İyi ki doğdun Yusuf, iyi ki doğdun Yusuf. Bu Yusuf değil ayol. Ben Yusuf Bey'i tanımadığım için. Hay bana fenalık bastı. Fenalık değil bayan, polis bastı. Yusuf Bey nerede? Ona bir sürprizimiz var. Yusuf Bey de tam gününde doğmuş yani. Yusuf Bey'i bir işçi eyleminde görmüşler. Görmekle de kalmayıp kamerayla tespit etmişler. Yusuf Bey'in bizimle karakola kadar teşrif etmesi gerekiyor. Polis beyciğim, bugün Yusuf'un doğum günü. Biz küçük bir kutlama yapacağız. Kutlama yapsak, siz sonra tutuklama yapsanız. Olur tabii. Pasta da var. Pastayı biz haczedeceğiz müsaadenizle. Biri geliyor. Şimdi değil. Ben Yusuf Bey'i tanımadım. Hiç. Tamam, bu sefer tamam. İyi ki doğdun Yusuf, iyi ki doğdun Yusuf. Merhaba yenge, Yusuf yok mu? Herkes burada mı, Yusuf yok? Siz işte beraber değil miydiniz? Yok, o erken çıkmıştı. Gerçi çıkmasaydı da çıkarılacaktı zaten. Nasıl yani? Sendika istiyoruz diye yürüyüşe katılmıştık ya... İşveren bizim fikrimize katılmamış, bizi çıkardılar. Çabuk şuraya geç, buna bir şapka verin. Kocam gelmeden, doğum günü kutlanmadan kimse bir yere gidemez. Tamam. Çabuk hazırlanın, hadi. İyi ki doğdun Yusuf, iyi ki doğdun Yusuf. Durun ya, durun. Sadece telefon çalıyor. Hay Allah. Bir dakika. Efendim, benim... Evet, karısıyım. Ne? Ne diyorsun? Ne olmuş Leyla? Yusuf'a kamyon çarpmış. Kalk gidelim. Yok anam yok. Biz sadece filmlerde göreceğiz sürpriz doğum günü partilerini. Devlet tarafından peş peşe zamlarla, vergilerle can evinden vurulan vatandaş ilk defa vuran taraf oldu. Ne iyi oldu bu sınav aşkı. Dur bakalım, kazanabilecek miyiz? Devlet kapısı, gerçi maaşı da azdır ama. Yok öyle konuşma. Maaşı falan azdır ama... ...gene de devlet kapısı, hiç kimse bir garantisi var.
Ah bir kazansak. İnşallah Allah'ım, inşallah. 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 Arkadaşlar, bir beş kişi içeriye alalım. Beş, üç, dört. Kapatın. Geç şöyle. Gel. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü sınavımızda kazanan arkadaşları memur olarak müessesemize alıyoruz. Ya ne dedim ki ben ya? Sus! İtiraz yok! İtiraz yok! Sus! Ne yaptık ya? Sus! İtiraz yok dedim! Dedim! İtiraz etmeyin arkadaşlar, bu bir sınavdır. Selim Bey, bu arkadaş kalsın, diğerleri dışarıya. Sen geç canım şöyle. Geç. Gel bakayım. Dışarı. Şöyle geç. Dışarı. Hayda. Dışarı. Selim Bey, sınava devam edelim. Öbür beş kişi. Bir, iki, üç, dört, bir de sen, tamam. Tamam, kapat çocuğum, kapat. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sınavımızı kazanacak olan aday kurumumuza memur olarak alınacak. Tamam mı çocuğum? Demek tamam demek bu böyle. Ne oluyor efendim, ne bu saygısızlık? Ayıp diye bir şey var ya, kadın başınıza yakışıyor mu size hiç? Sen sus. Çık dışarıya, çık. Bunları at. Sen dur. Bu tamam, öbürleri çıksın. İsmin ne çocuğum? Bülent Demir. Oh. Aferin. Gel bakayım canım, gel. Ne senin adın? Hayati Yoğurtçu. Oh çok güzel de bu ne menem bir sınavdır, ben bunu anlayamadım. Gene de iş iştir efendim. Anlamana gerek yok. Arkadaşlar sana anlatacaklar. Yarabbim. Aferin, aferin. İkiniz de işe alındınız. Hadi bakayım, hadi bakayım. Derhal, derhal. Yan masaya. Nedir bu telefon faturasının hali beyefendi? Zaten telefonlara zam geldi, bir de deprem vergisi mi ödeyeceğiz? Kim bunun sorumlusu? Ha? Ödemiyorum ben bu vergiyi, ödemeyeceğim işte. Bu ne biçim su faturası kardeşim? Hiç böyle su parası olur mu kardeşim? Terkos gölü mü benim evim kardeşim? Ödemiyorum. Ödemiyorum bu vergiyi. Memur. 40 yıl çalıştım, emekli oldum. Tüm emekli ikramiyemle ancak kutu gibi bir ev alabildim. Şimdi o evin vergisini mi istiyorsunuz lan? He? İstediğiniz vergi o evin ederinden fazla. Benim paramla kimleri zengin edeceksiniz lan? Nedir bu başımıza gelen ya? Hop! Saklanmamasın altına, çık ortaya. Gelir vergileri arttırıldı ne demek lan? Gelirim var mı ki benden vergisini istiyorsunuz lan? Gelirim oraya lan! Bu vergilerle kimin bütçe açığını kapatacaksınız? Soruyorum size, kimin bütçe açığını kapatacaksınız? Peki sana soruyorum. Depremzedelere bugüne kadar yapılan yardımlar niye yerine ulaşmadı ha? Peki bu vergiler nereye ulaşacak? Söyler misin? Sen şehir eşyası mısın? Söyle bana. Kırayım mı kafanı senin? Ha? Ödemeyeceğim bu vergiyi. Ödemeyeceğim. Maşallah, maşallah Şinasi Bey. Bakıyorum görevinize alışmışsınız. Bu niye böyle Müdür Hanım? Ben niye devamlı dayak yiyorum? Şinasi Bey, artık bundan sonra devlet dairelerine kötek yiyebilen memurları alıyoruz. İyi yapmışsınız. Zaten bizim memurumuzu bizim memurumuza dövdürmüyor muydunuz? Aferin. Bak başladın yavaş yavaş kavramaya. Ne yapalım Şinasi Bey? Son vergilerden sonra halkın ta burasına geldi. Maazallah bu halk bir patlarsa yanarız vallahi. Devlet zihniyeti aynen süre geldiğinden bu zihniyeti eleştirenler de sürüle gerile yaşıyor sayın seyirciler. Oğlum! Hadi kalk artık, okula geç kalacaksın. Her gün aynı şey. Pes vallahi bu çocuk. Tamam kalktım. Ya ne okul ya? Televizyonun düğmesine basıyorsun, okul zaten sana geliyor. Bugün derse ben de girebilir miyim? Öğretmenin kızar mı? Pes yani anne. Tamam gir. Ha bir şartla çay isterim. Getirdim zaten bak. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün arz talep yasasında rasyonellik ilkesini işleyeceğiz. Klasik teori, bireylerin rasyonellik ilkesine uygun davrandıkları düşüncesinden yola çıkar. Şuna bak ya, nasıl dikkatli dinliyor. Sanki bir şey anlıyorsun. Bu Nevin öğretmen benim anlayacağım şeyler de söylüyor. Çok akıllı bir kadın.
Dersimize geçmeden önce belirtmeliyim ki bu eğitim tarzı bana hiç de uygun gelmiyor. Bak başladı. Eğitimde esas olan öğretmen ve öğrencilerin yakın olmalarıdır. Aslında her gencin en temel hakkı olan eğitimi herkese veremeyen sistem bu şekilde açık öğretim aldatmacası yaratmıştır. Doğru vallahi, ağzına sağlık kızım. Öğrenci bir bilgiyi sorular sorarak karşıladığı diyalog içinde en doğru şekilde alır. İsteyen herkese eğitim veremeyen sistem bu yolla sözde yüksek okul mezunları yaratmaktadır. Alo, ben müsteşar. He, sabah sabah uykum kaçtı. Bu televizyondaki açık öğretimdeki kadın neler diyor böyle? Derhal müdahale edin. Böylece eğitimde eşitlik ilkesi de yara almaktadır. Öğretmen hanım. Efendim? Ders bitti. Nasıl yani? Yani sizin ders alma saatiniz geldi. Ne demek oluyor bu şimdi? Yani sürüldünüz. Ha? Neden ama? Sebep ne? Ne oluyor ya? Bak ben biliyordum başına bir şey geleceğini. Sürüldü kadıncağız. Bir takım nedenlerden dolayı bu dersimiz boş geçecek sevgili öğrenciler. İsteyen bahçeye çıkıp top oynayabilir. Allah kahretsin ya. İyi bir öğretmendi. Konyalı kız. Ray 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 ram. Aa bak bak. Nevin öğretmen değil mi şu? Aa vallahi o. Kadını yurttan sesler korusuna sürmüşler. Arkadaşlar bir mala olan talep arzı da belirler. Yapma ya, yine sürecekler. Ve ayrıca sistemdeki aksaklıkları açıklamaya sistemin tahammülü hiçbir zaman yoktur. Ve olmamıştır da. Vah vah, götürdüler. Nereye sürdüler acaba? Leopar gizemli bir hayvandır. Gücü ve sinsiliği benekleri kadar efsanevidir. Yalnız huyları hakkında az bilgi vardır ve çok nadiren filme alınıyor. Sessizce uzun otların arasından süzülüyor. Leopar tek başına avlanır. Kendinden sorumlu, gözden uzak kalmayı tercih eden gizli bir hayvan. Leopar. Hayda, hayvanlar alemi belgeselini sürmüşler hocayı. Güçlünün zayıfa hakim olduğu bu vahşi ortamın bir benzeri de bizim ülkemizdeki sistemde yaşanmaktadır. Vah vah! Allah beri de kaplan falan yemesen evin öğretmeni. Dişi leoparlar yavruları doğmadan çok önce eşleri tarafından terk ediliyorlar. Sevgili öğrenciler, şunu da belirtmek istiyorum. Yürü. Ah. Çok geç. Kaplanlar yedi bile. Yine sürüldü. Dün de meydana gelen artçı şoklar vatandaşta tedirginlik yarattı. Pes vallahi. Sonunda susturdular Nevin hocayı. Yani o bize aslında bir şeyler anlatıyordur ama biz anlamıyoruz ki. Sayın seyirciler, Düzce depreminin ardından yapılan yardımlar hala sürüyor. Ben anladım. Yok ya, ne diyor? Artık siz konuşun diyor. Bu hafta kızını dövemediği için dizini döven Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak ve Sağlık Bakanı'nın teftişlerinden çarpıcı görüntüler izleyeceksiniz. Şimdi artık çocuklu kadın oldu. Hiç koca olamayacak. O halde bana da nikaha kıymak düşer. Gerçi çocuğa da kıymış olacağız ama. Çizme defteri çocuğum. Efendim bir de Amerikalıların Yüzer Hastanesi'ni reddettiniz. E kardeşim onların Yüzer Hastanesi'ni soruyorsunuz da bizim Yüzer hastamız var mı bakalım? Efendim bu tesis hepimize, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika, bir dakika dur. Kesiyorum, kesiyorum. Kibariye'nin annesi ve Sağlık Bakanı'nın yer aldığı haftanın konukları programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri dinlediniz. İyi akşamlar.
sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Bu ne biçim mahkeme çadırı yahu? Kim dikti bunu buraya? Kızılay efendim, Kızılay. Depremzedeleri bu hale düşürenleri. Efendim ben kızınızı hamamda gördüm beyefendi. Şengül hamamında. Ben Hilton'a gitmek istiyorum. Emret, seni cehenneme kadar götürürüm. Excuse me? Gönüllü bir olunca elçiler araya girer, kızlar istenirdi. Şimdilerde herkes kendi gönlüne göre kız istiyor. Ebru, hadi kızım hazırlandı, yeter artık. Gel de biraz bana yardım et. Geldim anne. Bak bakayım kahve var mı? Ay varamaz. Babam gidip Yemen'den alsa kahveyi. Aa, niye Yemen'den alsın? Hiç olmazsa gider de bir süre gelmez. Şimdi gelir her şeye karışır benim geri kafalı babam. Ayıp kızım, o senin baban. Kapı çalıyor. Hoş geldin baba. Merhaba kızım. Ne o, çok süslenmişsin. Aa, hoş geldin hayatım. Sen de pek süslenmişsin. Ne oluyor? Bu gece kıza görücü gelecek. Görücü mü gelecek? Evet. Bizim kız o kadar büyüdü mü ya? Bakayım sana, büyüdün mü? Bana bak, hayatında biri mi var yoksa? Aa, yok baba, ne birisi? Yani kaçıyor. Görmeye geliyorlar işte. Kızma Selahattin, her kıza görücü gelir. Bin kişi ister, bir kişi alır. Verirsem alır. Gelsinler bakalım, görelim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo, geniş bir sülale galiba. Rica ederim efendim, ayakta kalmayın. Buyurun, oturun. Buyurun. Biriniz söze başlayın. Efendim, ben kızınızı hamamda gördüm beyefendi. Şengül hamamında. Çok beğendim. Hamamda mı? Yani kızınız diye söylemiyorum beyefendi. Fakat kızınızı kurnanın başında görür görmez dedim, aha işte bu olur. Sapık mısınız beyefendi? Hamamda kız mı dikizliyorsunuz? Ama estağfurullah beyefendiciğim, öyle dikizlemek sayılmaz. Kamera koyduk hamamın yalağına. Gördük baktık ki güzel kız yani Allah için. Allah Allah, hamamda kız bakılır ama kamerayla bakılmaz. Efendim, kızınız bütün diğer kızlara adayları solladı. Yani Allah izin verirse, siz de müsaade ederseniz kızınızı klipte iş yapacağız, oynatacağız. Ne klibi? Efendim, benim erotik bir şarkım var. Hamama girelim, terleyelim, her isteyene vermeyelim. İsminde bir eserim var. Kızınızı klibimde oynatmak istiyorum beyefendi. Para mühim değil. Ne diyor bu adam ya? Ne bileyim ben. Haklısınız efendim, haklısınız, saçmalıyor. Böyle kız mı istenir? Ama biz patronun izni, Türk halkının talepleri doğrultusunda kızınızı bizim ana haber bülteninde sunucu olarak kullanmak istiyoruz. Siz kimsiniz? Efendim Kanal 31. Seyirci çekmek için böyle şuh, hoş, görüntüsü güzel, konuşması düzgün bir kız arıyorduk. Sizin kızı efendim fotoğrafçıda 333 derken gördük, pek beğendik. Diksiyon mühim değil. Görüntü yeter. Olmaz. Ben kızımı medyaya malzeme olsun diye yetiştirmedim. Efendim çok haklısınız. Bunlarınki anlık şöhret. Bugün alırlar, yarın atarlar. Ama sinema sektörü kalıcıdır. Kızımız da maşallah çok fotojenik. Oyunculuk mühim değil, zamanla öğrenir. Kendisini başrolde değerlendireceğiz. Efendim filmimiz biraz sanatsal erotizm. Yani bir soyunma sahnesi var ama kısa sürecek vallahi. Efendim sinema sektörü... Sektörün gidin efendim. Ne oluyor yani, manavdan karpuz mu alıyorsunuz? Bu benim kızım. Tam bir kapak kızı. Olur yani, kapak kızı deyip geçmeyin beyefendi. Playboy dünya çapında şöhret yaratır ya. Aa, olmaz. İstemez. Vermiyorum kızımı. Vermeyin efendim, vermeyin. Bunlar kadını meta olarak kullanıyor. Bizim program öyle mi? Siz ne olarak kullanacaksınız kızımı? Hostes olarak efendim. Bizimkisi aile programı, Çarkı Kader. Kızınızı Toblerone'umuza istiyoruz. Canlı yayında kutusunu çevirecek. Kutusunu mu? Ağzınızı toplayın hanımefendi. Bunda bir şey yok efendim. Programın kutusunu çevirecek. Böyle içinde harfler var.
onu çeviriyor. Bizim sunucuya kız da yandıramıyoruz. Vallahi ya aşık oluyor ya kızı kovuyor. Ama sizin kızı öyle mi? Mis gibi maşallah pek güzel. Hadi kızın kısmetine mani olmayın. Başlayacağım ama ben bu işe. Böyle kız mı istenir yahu? Bizim kızımızın doğru dürüst bir talibi olmayacak mı Hayriye? Kim bunlar? Bunlar onlar işte şekerim. Ortada kız bırakmamışlar. Sonunda buraya kadar düştüler. Anne baba istikbalime mani olmayın. Verin işte beni birine. Bak ne güzel taliplerim var. Bu gençliğim güzelliğim heba olmasın. Ya da bize verin manken yapalım. Paraya para demez. Koca dediğiniz her zaman bulunur. Hele podyumlara bir çıksın kocaya koca demez. Evet efendim kız haklı. Bakın ne güzel konuşuyor. Verin bize VJ yapalım. Adamlar haklı galiba. Ne günlere kaldık yarabbi. Yahu hanım eskiden güzel bir kızın oldu mu karşına damat adayları gelirdi. Şimdi bunlar geliyor. Hanımlar beyler affedersiniz ama siz kızımı sadece bir cinsel obje olarak mı görüyorsunuz? Biz değil efendim halk öyle görüyor. Halk etmişsiniz siz. Beyefendi verin kızı. Gönlü kimdeyse ona gitsin. Yani heba olmasın diye şey yaptık biz. Evet baba bak evden kaçmak istemiyorum. Kız haklı galiba Selahattin. Birine verelim de başı bağlansın. Peki. Yalnız bir şey diyeceğim. Dedim. İçimden dedim. Dışımdan da derdim ama Rütü'ye ayıp olur. En iyisi siz kalkın gidin. Adalet mülkün temelidir. Ama 7.4 ile mülkümüz temelinden sarsılınca adalet de çadırlarda dağıtılmaya başladı. Ben sana dedim, bunları yapma dedim değil mi? Ya el bana bak! Ben nasıl öldüreceğim seni? Konuşma diyorum sana! Konuşma! Ulan Ercümen, başımızda onca dert varken bir de mahkemelik oldu. Lan iki saattir dolaşıyoruz. Nerede bu mahkeme salonu? Bak duruşma salonu diyor işte, yürü. Başımıza gelenler senden beri. Senin yüzünden oldu. İçeride duruşma var. Benim de davam var. İsmini bağırınca girersin içeri. Sanıklar bir devlet büyüğüne küfretmek suretiyle hakaret etmişlerdir sayın hakim. Ettiyse biri etmiştir. Ne diye hepsini diktiniz karşıma? Suç biraz toplu eyleme giriyor efendim. Allah Allah, bir küfrü nasıl becerdiler? Ne dediniz bakayım? Allah! Senin gibi müsteşarın... cezasını... versin. Oh! Gördüğünüz gibi ayrı ayrı suç teşkil etmeyen kelimeler bir araya gelince hakaret oluyor efendim. Maşallah yani ailedeki birlik beraberliğe bak. Gereği düşünüldü. İçinde bulunduğumuz durumun hassasiyeti nedeniyle sizi bu seferlik affediyorum. Beraat. Sıradaki... Tamam efendim. Hasan Dinç! Burada. Hasan Dinç! Ya bir dakika durun. Ben... Duruşmaya. Sevdik, sevdalandık, tövbe. Anlat bakalım, kimden davacısın? Efendim, sağlık personeli kılığında bir çete beni kurtardıktan sonra bütün organlarımı çaldı. Davacıyım efendim. Hangi organların çalındı? Hepsi hakim bey, hepsi. Bakın, duyduğunuz gibi pek işe yarar bir şey kalmadı. Vay vicdansızlar vay, ne var ne yok götürmüşler. Yaz kızım, söz konusu davalı tarafın duruşmaya iştirak etmemesi sebebiyle davanın ertelenmesine, davacıya geçmiş olsun kardeş denilmesine karar verildi. Sıradaki... Faruk Aysel İsmet Gülçin Gündoğdu duruşmaya. Hayda, gene mi siz? Dava dosyasına göre yine hakaret hakim bey. Bu sefer ne dediniz? Küfür çetesi. Allah! Senin gibi bakan yardımcısının... cezasını... versin. Oh! Ve size de ceza vermedik, ayağınız alıştı. Hayır, para cezası keseceğim, şartlar önümü kesiyor. Bu sefer de affediyorum. Berat, hadi başka sefere. Tezgahın önünü kapamayın, gidin hadi. Sıradaki... Hicabi Göçer, duruşmaya! Sayın hakim, bu müteahhitin yaptığı bina yıkılmış, malzemeden çalmış. Hatta davacılar enkaz halindeki binada hiç demir olmadığını söylüyorlar. Hiç mi?
Yalan Hakim Bey, vallahi yalan. Kapı kolları, kapı numaraları, balkon kenarları, hatta mazgallar hakiki demirdi. Kolonlarda? Ah, ah! Kolonlara hiç güvenilmiyor Hakim Bey. Ben mesela geçen hafta tam 100 kolon sayısal loto oynadım. Hiçbir şey çıkmadı. Mukadderat. Yaz kızım, bilirkişi heyetinin raporunun beklenmesine, kolonlarda demir çıkmaması halinde sanığın demir parmaklıklar arkasına gönderilmesine. Tırırırı. Sıradaki. Faruk, Aysel, İsmet, Gülçin, Gündoğdu. Duruşmaya. Hayda. Bu sefer kime ne dediniz? Allah. Senin gibi bakanın. Cezasını. Versin. Oh. Yahu sizin derdiniz nedir? Sabahtan beri bu kaçıncı? Ne de Hakim Bey? Kaç gündür kafamızı sokacak bir çadır bulamadık. Böyle zırt pırt mahkemeye çıkarak hiç olmazsa başımızı bir çadırın altına sokuyor. Bizi hapse atsan da olur Hakim Bey. At vallahi at. At at. Hay Allah, yahu ne yapsam? Yaz kızım, sanıkların göz hapsine karar verilmiştir. Göz hapisleri bu çadırda bir köşede çekilecektir. Yaşasın! Adalet! Yaşasın! Hakim Bey! Geçin şu köşeye, geçin şu köşeye. Sıradaki... Ercüment, Balaban, duruşmaya! Sevdik, sevdalandık, tövbe... Evet, sizin dosyanıza bakalım. Yahu kapatın şu pencereyi! Necem Hakim Bey, çadırdayız. Of ya, of ya, of! Anlat bakalım, neymiş bunların suçu? Efendim, bu sanık Ercüment kendisine verilen çadırın direğini bir Kızılay üst yetkilisinin başına geçirmiş. Ne olmuş yani, ne yapmış? Böyle mi yaptın Ercüment? Aynen böyle Hakim Bey. Neye niyet, başa kısmet. E zorun neydi be Ercüment? Aklı uçtu, çok sinirlendi Hakim Bey. Aklım uçmadan evvel çadır uçtu Hakim Bey. Bütün kazıkları tutan ipler çürükmüş, çadır uçtu gitti. Sağlam bir ip bağlasaydın olabilir yani. İmkanlar bu kadar Ercüment. Ben de öyle dedim Hakim Bey. Ya sabır deyip tekrar çaktım kazıkları. Sonra? Sonra da aha da bu. Yahu gök gürlemesine kızıyorsun. Bunda yetkilinin suçu ne? Yani. Sonra da bu. Yahu yağmur yağıyor. Kapalı bir yere gidelim bari. Ne diyorum ben ya? Zaten kapalı bir yerde olmamız gerek. Biz de öyle sanıyorduk Hakim Bey ama çadırlar süzgeç gibi. Hay Allah, hay Allah. Bu ne biçim mahkeme çadırı ya? Kim dikti bunu buraya? Kızılay efendim, Kızılay. Ay, çoluk çocuk hepimiz perişan olduk Hakim Bey. Yaz kızım. Vatandaşın adliyesini bu durumlara düşüren hükümetin göz hapsindeki Gündoğdu ailesine havalesine. Allah, deprem zedeleri bu hale düşürenleri. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Heh. Enflasyon altında ezilip hayat şartları karşısında teslim olan vatandaş çözümü karakollara teslim olmakta arıyor. Bakın memur bey, cinayetin işlenmesi için gerekli olan 1 milyon doları bizzat şu ellerime kendim verdim. Tamam kardeşim, benim yeraltı dünyasıyla ilişkilerim var. Uyarıyorum sizi memur bey. Bir şey mi? Zeytin Kralı'nı önce yoldan sonra baştan çıkardım. O da paraları yurt dışına çıkardı. Şimdi de günah çıkarım. Hadi beni teslim alın. Hadi oradan şımlık. Geçer. Memur bey, öyle her önüne geleni içeri almayın lütfen. Yok. Her şeyi itiraf edeceğim. Kardeşim. Bakın, cinayeti ben, karım ve oğlum planladık. Ayolsuzluk kazasında ben de vardım. Mercedes'in arka tekerleğiydim. Ne olur beni de alın. Ah. Ya kardeşim dağılın. Dağılmıyoruz kimseyi içeri. Komiserim, uyuşturucu trafiği benim elimde. Dosyaları hasıra aldım, paraları yastık altı ettim ben. Ya ne oldu bugün bunlara birdenbire? Herkes suçlu olduğunu iddia ediyor. Beyaz kadın ticareti benden soruyor. Onu ataşan ataşa attın ben ataşa. Neler oluyor burada? Bilemiyorum amirim. Olaylar tamamen kontrolümüzden çıktı. Kafayı yemiş bunlar. Bu kadar insan aynı anda neden teslim olmak istesin ki? Ayrıca doğru söylediklerini malum. Amirim sanırım sorunun cevabını biliyorum. Gelin benimle. Hadi gelelim bakalım. Televizyonu bir izleyelim amirim.
Hayret Bir Şey televizyonu tarafından hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Şimdi teslim olan babalarla ilgili haberimize geçiyoruz. Mualla, söz sende. Teşekkürler Kemal. Evet sayın seyirciler, şu anda devleti soyup soğana çevirenlerin kaldıkları özel koğuşlardayız. Gördüğünüz gibi bir buzdolabı, alafranga bir tuvalet ve sıcak sulu özel duşlar. İşte ferahlık, güzellik bizlere, hem de hiç kurulamada, durulamada. Hoş geldin kız. Ver şu şampuanı bana. Buyurun bayım. İşte. Şimdi diğer bir koğuşa geçiyoruz. İçinde silahların bulunduğu özel bir dolap. Alo, ne var oğlum? Ne? Çekler mi geri döndü? Lan oğlum, çekler niye geri dönsün ki? Ulan kime çektiniz bilmem ki. Alo. Ha tamam, o ihale senin. Ya bu bizim işimiz ya. Parayı ne zaman alırız, parayı? Evet ha? Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi bol miktarda cep telefonu var. Şimdi diğer bir koğuşa geçiyoruz. Tamam kardeşim, tamam. Siz adresi bildirin, ben hemen postalarım. Tabii beyaz. Hatta beyaz ötesi. Daha beyazı yok. İş için mi geldin? Hayır, ben televizyoncuyum. İyi ya, gene de bir düşünün. Evet sayın seyirciler, doktorlar ve psikologlar her an göreve hazır durumdalar. Gördüğünüz gibi her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Evet, sendeyiz Kemal. Memur bey, memur bey! Bizi tutuklayın, atın içeri bizi lütfen. Denizde kum, bende kara para. Her şeyi itiraf ediyoruz işte. Vay anasını. Şimdi daha iyi anlaşılıyor neden tutuklanmak istedikleri. Doğrusunu isterseniz komiserim, o koğuşları görünce benim bile teslim olasım geldi. Sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Kız ki boş, niye ötüyorsun çocuğu? Ay abla, düğün telaşından yoruldu. Uyusun azıcık çocuk. Ah o şoför! Şoför! Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Pıtı 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 atıyor, atıyor kalbim. Dışarısı bu... Roman olan romanların güçlü sesi, prensesi, Kibariye'nin annesi programımıza konuk oldular anacığım. Efendim bu akşam iki konuğum var. İlki Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İkincisi Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak. Siz de hoş geldiniz. Ben Kibariye'nin annesiyim. Memnun oldum efendim. Ben de Ayşe Kırcan'ın babasıyım. Nerede benim kızım olacak o kiboş? Yine bir yerlerde birileriyle mi evleniyor yoksa? Gelmişti de sizin geleceğinizi duyunca kapıdan kaçtı. Kocaya kaçmıştır gene o. Taksiye bindirdik, şoföre kaçtı. Neye binse ona kaçıyor. Ata binse jokeye. Uçağa binse pilota kaçar bu kız. Siz niçin bu kadar kızgınsınız? Mesela ilk eşini niye istemiyordunuz? Ah o şoför yok mu? Şoför! Şoför! Yaktın kızımı şoför! Nasıl kızmam Levent oğlum? Davulu bile dengi dengine. Hiç tokmaktan zurna çalınır mı? Göz var, izan var. Kandırdı kızını. Şoför! Yallah şoför! Yallah! Yallah! Neyse, siz sakinleşirken ben bakanımıza döneyim. Efendim bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Beni tanımamazlıktan geliyorsun öyle mi? İyi valla. Sen tut programını açar, ondan sonra tanımamazlıktan gel. Haklısınız, sizi herkes tanıyor. Efendim depremin ilk günlerinde bizim Yunan kanına ihtiyacımız yok demiştiniz. Yunan kanı bize uymaz.
Yunanistan'daki al yuvarlar çok yuvarlak. Biz yuvarlak şeylerden hoşlanmayız. Bizimkiler al dikdörtgen, al yamuk kenar. Ayrıca onların kanı kırmızı. Bizim Türklerin kanı sarı kırmızı, sarı lacivert, sarı vesaire. Efendim böyle insani bir konunun gavuru Türk'ü olur mu? Bu mikropların alayı gavur. İsimlerinden belli. Yok frengi, yok difteri. Bir hepatit mikrobu var, bir hepatürk mikrobu yok. Mesela ne bileyim bir Ahmet, Mehmet, Osman mikrobu yok. Efendim bir de Amerikalıların Yüzer Hastanesi'ni reddettiniz. E kardeşim onların Yüzer Hastanesi'ni soruyorsunuz da bizim Yüzer Hastamız var mı bakalım? E nasıl gidecek o hastalar yüze yüze o Yüzer Hastane'ye? Ben incelettim. Tam teşekküllü bir hastada bile yüzgeç yok, solungaç yok. Kiboş dedi. Ben çalarım, sen söylersin dedi. Dediğini de yaptı. Kiboş çalkıları söyledi, şoför de paraları çaldı. Şoför! Şoför! Durun sinirlenmeyin Makbule Hanım. En nihayetinde ayrıldılar işte. Ama ben çok söyledim. Bu adam yaramaz dedim. İçki desen onda. Kumar desen onda. Karılarla düşüp kalkmak onda. Okeyde taş çalmak onda. Kepek sorunu onda. Çip blönürle etkin koruma onda. Ah şefer! Geçti efendim geçti geçti. Sakin ol geçti. Efendim Sayın Makbule Tokmak kızınızın düğününden çekilmiş bazı sahnelerimiz var. Onu bir izleyelim isterseniz. Kız Kiboş niye ötüyorsun çocuğu? Ay abla düğün telaşından yoruldu. Uyusun azıcık çocuk. Nikah memuru geldi Kiboş. Alişim kalk nikahçı amca gelmiş. Ay demiş de kakaşım. Ay demiş de hoppa! O yetmezmiş gibi şimdi de gidip Sivyan'a vardı. Ah, ah büyük sesi dinlemiyor ki Levent'cim evladım. Hiç o bebeden koca olur mu? Mahalleye rezil rüsva oldum. Ah o şoför! Şoför! Efendim şoförle ne alakası var bu ikinci koca? Hakkımı helal etmeyeceğim Kiboş'a. Bıyıkları telli Sabiye vardı. Koca mı yoktu ona? Kendi akranlarından, sanatından birine varsa ne olurdu? Ankara'lı Turgut ne güne duruyordu? Balık Ayhan'ın nesi eksik? Geçip karşılıklı çalarlardı davrukalarını. İşte öyle olurdu. Ah şefer! Şefer! Ah şofer! Bak sinirden ne dediğimi de bilemiyorum. Şefer! Efendim belki de hayırlısı budur. Hem Kibariye de kocamı çok seviyorum, çok mutluyum diyor. Kızınızın düğününden bir sahne daha var. Ona da bakalım lütfen. Müsaadenizle. Pıtı 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 atıyor, atıyor kalbim. Dışarısı buz gibi çöldeki ateşi saçıyor kalbim. Pıtı 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 atıyor, atıyor kalbim. Dışarısı buz gibi çöldeki ateşi saçıyor kalbim. Aldasam da ister oldum ah seni yanımda. Bir sarılsam sarhoş olsam okyanus sularda. Kibar Hanım, konseri bırakın da nikahınızı kıyalım. Bugün burada hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Değerli ses sanatçımız Kibar Hanım ve damat... Damat nerede? Burada işte nikahçı amca. Damadın hepsi bu mu? Yaşı küçük bunun. Benim yaşım yeterince büyük. Gerekirse ona biraz veririm. Sen bilirsin. Şahitler otursunlar. Şahitsiniz değil mi? Evet, evet şahitiz. O halde bana da nikaha kıymak düşer. Gerçi çocuğa da kıymış olacağız ama. Çizme defteri çocuğum. Allah Allah. Ağlama Aliş. Bak nikahçı amca bizi karı koca yapacak. Kocaman adam olacak, değil mi? Sevgili Kibar Hanım, sen şimdi bu çocuğu koca olarak alıyor musun? Tamam çocuğum, al, al, al. Al ama, çiz anam. Kurban olayım sana çizsiz. Evet. Sen şimdi çocuğum, bu teyzeyi alıyor musun? Yani alırsan al, bana ne de, ben soruyorum. Beni alıyorsun değil mi Alişim? Alıyor, alıyor, al, alıyor. Al, alıyor. Al, alıyor. Ben de karı koca yapıyorum sizi. Nasıl olacaksa. Ayağına bas Kibari, ayağına bas. Sen basma Kibari, çocuğun ayağını falan kırarsın. Evet, yeni evli çifti şimdi dansa davet ediyoruz. Ya
Evet, filmi gördük. Ne diyorsunuz? Şoför, şoför. Çocuk sevgisi o Levent evladım. Analık duygularını bastıracak haspa. Şimdi artık çocuklu kadın oldu. Hiç koca bulamayacak. Nasıl yani, evlendi ya zaten. Ah şoför! Şoför! Senin yüzünden bunlar hep. O çocuklan geceleri bir yerlere de çıkamaz. Konserlere de gidemez. Kulis arkalarında uyuyakalacak o bebe. Günah, günah. Şimdi de mamaya beze gidecek paralar. Ah şoför! Peki siz ne istiyorsunuz Kibariye'den? Evlenip de ne olacak? Gelsin yanıma, anasına baksın. Sayın Bakanım, bir de bir açılışta İstiklal Marşı okuma hadisesi var. Okuyamama hadisesi efendim. Önce konuyla ilgili görüntülerimiz var, onu bir izleyelim. Sayın Bakanım, İstiklal Marşımız söylenecek efendim. Hadi başlayalım, hadi. Vali Bey, yanımdan ayrılma. Hadi evladım, başlayabiliriz. Ya kes şunu, kes! Ya ne oluyor Sayın Vali? Kes söylüyor Sayın Bakanım. Ya bizi makaraya sararlar ya. Değiştirin şunu kardeşim. Sayın Bakanım, şimdi hallederiz efendim. Pardon efendim, yanlış kaset. Ya ne oluyor ya? Kes, kes! Bu nedir ya? Mars nerede? Tamam efendim, şimdi başlıyoruz. Ya olur mu böyle saçmalık ya? Çıksın bilen birisi okusun. Çık Sayın Vali, sen oku. Yürü. Çekilin şöyle, çekilin. Korkma sönmez bu şafak. Evet, filmimizi izledik. Ne diyorsunuz efendim? Yani olmuyor Gırca. Playback tutturmaya çalışıyor mu, tutmuyor. Efendim, bir de kurdele kesme hadisesi var. İsterseniz onu da bir izleyelim. Buyurun Sayın Bakanım. Kurdeleyi kesebilirsiniz. Efendim, bu tesis... Hepimize, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika, bir dakika dur. Kesiyorum, kesiyorum. Hay Allah, kesilmiyor ya. Bir daha deneyeceğim. Sayın Vali, bir daha deneyeceğim. Efendim, bu tesisat vatana, millete hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kesmiyor Sayın Vali. Bu makas hakkında derhal soruşturma açın. Git oğlum, başka bir makas getir şuradan. Efendim? Ne gülüyorsun? Efendim, kurdele kesilmeyince ben ona güldüm. Ayrıca başka da makasımız yok. O zaman bıçak getirin ya. Allah Allah, her şeyi ben mi söyleyeceğim? Efendim, bu tesis vatana millete hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Efendim, gene kesilmiyor kurdele. Lan kesilmiyor. Balta getirin, kesere getirin, kesek şunu. Sayın Bakanım, ben de tırnakmazsın, onunla keselim efendim. Ya sizin beceriksizliğiniz yüzünden kurdeleyi kesemiyorum. Nasıl gireceğiz içeri? Kaldık kapının önünde. Bir çilingir getirelim efendim. Efendim, bir omuz atıp kıralım kurdeleyi. En iyisi benzin döküp yakmak. Benzin getirin. Teşekkür ederim. Efendim, bu tesis vatana, millete, hepimize hayırlı olsun. Ver kibrit yavrum. Efendim. Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun. Efendim, çok döktük benzini galiba. Bütün tesis yanıyor. Hakikaten öyle oldu. Sayın Vali, bu kurdele hakkında da, bu tesisat hakkında da soruşturma açılacak. Hepinizi sürüyorum. Evet, gerçekten enteresan bir açılış olmuş. Tekrar restore edildi bina. Bu sefer açılış kurdalesini tuvalet kağıdından yapacaklar, kolay kopsun diye. Efendim, bir de başhekime, bir başhekime ceza verdiniz. Onunla ilgili filmimizi de izleyelim. Buyurun Sayın. Buyurun, efendim. Buyurun bakalım, buyurun. Güzel hastane, güzel hastane. Ooo, hamam gibi ya. Burası niye bu kadar sıcak? Geçin bakayım şöyle. Çok sıcak burası ya. Allah Allah. Farkında mısınız? Çok sıcak. Gavur ambarı gibi yanıyor ya. Kim yaktı bunu be? Ben yaktım efendim. Sen mi yaktın? Evet efendim. Hangi eline yaktın? Bunlar. Tut bakayım şurayı. Heh, yandın değil mi? Ceza olarak 5 dakika tutacaksın orayı. Kim yaktırdı sana bunu? Başhekim efendim. Çağırın şunu başhekimi. Başhekim bey. Buyurun Sayın Bakanım. Beni emretmişsiniz efendim. Sen mi söyledin bu kalorifer bu kadar yansın diye? Evet efendim, ben söyledim. Ağzından mı söyledin? Ağzımla söyledim. Uzat bakayım dilini. Buyurun efendim, kırmızı biberi. Evet, kırmızı biberi. Heh, aç ağzını.
Efendim, efendim ben yakmayın, başımızı yakacaksınız dedim. Kapatın, morg gibi olsun, hastalar kokmasın dedim. Aferin, güzel konuşmuş, bunu ödüllendirin. Ağzına bunun bir parmak bal çalın. Tabii efendim, aç bakayım. Aç bakayım ağzını. Heh. Uzat dilini. Uzat, çıkar uzat, dilini, uzat, çıkar, uzat, çıkar, çıkar, çıkar. Oh. Aferin. Tamam. Ne yapıyorsun? Efendim, bal tutan parmağını yalar malumunuz. Vay bey, alın bir parmak. Heh. Bakın medya ne yaptı? Buradan sadece müdüre verdiğim cezayı aldı, gösterdi. Ama bakın, ödüle layık olan da ödüllendiriyoruz. Bal olayı anladınız. Efendim bir de deprem bölgesinde çamurdan şikayet edenlere çamur yararlıdır dediniz. He? Elin gavur artisti ta Amerika'dan gelip burada çamurlara bulanmıyor mu şifa olsun diye. Dustin Hoffman'ı kastediyorsunuz herhalde. Bakın ben yanımda bir miktar çamur taşırım hep. Hem cilde iyi geliyor hem yumuşacık yumuşacık stres alıyor. Efendim artık söylenecek tek şey kaldı, o da şarkı. Padişahsın, bezirgansın, başımıza tar kanımsın. Ocağına düştük be adam, seni fındık kıran. Erkekliğe sarmış marık, yakalarsam eski köye yeni adet yakalarsam, böyle mi gördün sen babandan yakalarsam, bak söylüyorum delikanlıyım yakalarsam, günahkar olurum sakınma yapma yakalarsam. Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor, hemen sinirleniyor. Bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.